Firavun'un bölücülük yapması ile ilgili bir ayet vardı Adnan Bey. Kasas suresi 4. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde Mısır'da büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor. Erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Bak böl parçala yut. Tam İngiliz derin devletinin sistemi. Kur'an bunu açıklıyor. Deccellerin yöntemi. Hiç değişmemiş. Nemrut da aynısını yapmış. Firavun da aynısını yapmış. İngilizlerin devleti de aynısını yapıyor. Bir daha baştan. Kasas suresi 4. Şeytanı Allah'a sanırım. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş. Bir. Bak büyüklenme. Evet. Irk üstünlüğü. Yani her yönden üstünlük. Kültür üstünlüğü, ırk üstünlüğü, hakimiyet üstünlüğü, evet. İddiası. Evet. Ve enaniyet ve kibir. Ve bundan meydana gelen o deccal karakteri. Evet. Ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Evet, birçok grubu arıyor mesela İngilizlerin devleti. Küçük küçük devletçikleri arıyor. Onları yeniden kendi içlerine bölüyor. O böldüklerini ayrıca kendi içinde siyasi fırka, hizip ve mezheplere ayırıyor. Evet. Ve birbirlerine düşman ediyor. Evet. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor. Bazılarını eziyor. Mesela önce IŞİD'i eziyor. Sonra Şiileri güçlendiriyor. Sonra Şiileri eziyor. IŞİD'i güçlendiriyor. Ve böylece bir zulüm ve acımasızlık sistemi kuruyor. Evet. Erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Bak bütün terörde, anarşide dikkat edin hep en ziyade erkeklere yönelik oluyor. Askerler. Asker ve polis. Sürekli onların şehadet haberleri geliyor. Deccal'in hedefi olmuş oluyor. Yani yüz binlerce asker, polis hep Deccal orduları tarafından, Deccal'in karanlık mihrakları tarafından şehit ediliyor. Evet. Çünkü o bozgunculardandı. Deccal'in vasfı bozgunculuktur. Evet. Hayatı, dini, her şeyi bozar.